Bak Hilal, ben buraya bunları konuşmak için gelmedim. Ne zaman konuşmayı düşünüyorsun Yiğit ya? Ben doğuma gittiğim zaman mı konuşacaksın? Sen nasıl bir adam oldun ya? Yukarıda çocuğumuzun bize ihtiyacı var. O çocuk hastayken bile bizim ikimizi kendisine ilaç yapıyor ya. Ona gidip kardeş müjdesi verip bak ailemiz tekrar bir araya geliyor diyeceğimize sen o parmağındaki uyduruk yüzüğünü çıkaramıyorsun bile. Bak, mantıklı olanın bu olduğunun farkındayım. Ama İclal, bazen mantıklı olan şeyler doğru olan şeyler değildir. Ne? Ha ben sana inanamıyorum Yiğit ya. Kucağımda bir çocuk, karnımda bir çocuk. Sen gittin başka bir kadınla evlendin, boşandın. Şimdi de kalktın bizim evlenmemizin doğru olmadığını mı söylüyorsun sen bana? Bana bak Yiğit. Bana bak bunları konuşmak benim gururumu zaten yeterince kırıyor. Ama bunları yapmaya beni sen mecbur bırakıyorsun. Şimdi o baştan aşağı hatalı olan evliliğin bittiğine göre sen daha bizi niye bekletiyorsun ya? He? Bu eve yuvana dönmek için sen benim karnımın ağaçta çıkmasını mı bekliyorsun ya? Bak, ben Nur'dan sana geri dönmek için boşanmadım. Bana geri dönmek için boşanmadın, öyle mi? Tamam. Tamam, çok güzel. Bak, ne Mert'i ne de yeni doğacak çocuğumuzu mağdur etmeyeceğim. Onlar için en doğrusu neyse yapacağım. Ama sağlıklı ve huzurlu bir ortamda büyümeleri için formaliteden bir evliliğe ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Çünkü senin için oynadığım o oyun bana tek bir şeyi gösterdi. Sahte bir mutlulukla gerçekten mutlu olunmuyor. Gerçek olmayan ne varsa eninde sonunda çöküyor işler. Ve ben çocuklarıma çökmeye başından mahkum sahte bir dünya yaratmak istemiyorum. Bak ya, bak Yiğit yine ne yapamayacağından bahsediyor. Anladık, anladık seni. Formaliteden bir evlilik yapamayacaksın. Çocuklarına yıkılacak bir dünya kurmayacaksın. Onları anladık. Senin elinden gelmeyenleri görüyoruz. Peki senin elinden ne geliyor ya? Ha? Tabii senin verecek hiçbir cevabın yok değil mi? O benim artık ezberlediğim klasik ben ailemin yanındayım mutluğundan başka verecek hiçbir şeyin yok senin. Yanımızdaymış. Ya bunlar nasıl boş, içi bomboş laflar bunlar ya? Bak, ben ne Mert'i ne de yeni doğacak çocuğumuzu bu mutsuzluğun içine hapsetmeyeceğim. Ben onları mutsuz bir anneyle, mutsuz bir babayla büyütmeyeceğim. Ben bütün bunları o Allah'ın belası hayatımızı mahveden kazada söylemiştim. Gene söylüyorum. İkisi de senden nefret edecek. Babalarının annelerini nasıl bencilce terk ettiğini bilecek o çocuklar. Hayatları boyunca senden nefret edecekler Yiğit. Seni daha fazla dinlemeyeceğim. Senin tahriklerine kapılmayacağım ben. Bize neler yaptığını unutmayacaklar. Çocuklarıma neler yaptığını unutturmayacağım. Kaç! Hadi kaç! Kaç şimdi, yarın öbür gün o çocukların büyüdüğünde onlardan nasıl kaçacaksın acaba? Kaç! Ateşi düşmüş biraz. Baktım şimdi. Ne yapıyorsun işler sen? Çok mu hızlı gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Cilal, lütfen sakinleş biraz. Bebeğe zarar vereceksin. Çekil git başımdan ya. Çekil git başımdan, bana hala mutsuzluk diyor ya. Bana hala ben sana geri dönmeyeceğim diyor. Cilal, ben de sana bebek diyorum. Bebek için endişeleniyorum bak, lütfen. Bu kadar stresle... Çekil git başımdan ya. Benim kızımın bebeği için endişelenmek sana mı kaldı? Sen benimle uğraşacağına kızınla uğraş Haydun. Konuşmak istersen odamdayım. Ben bu kadından kurtuldum ya. Bugün benim bayram günüm dedim. Ama Yiğit ben eve dönmeyeceğim diyor. Ben sana geri dönmeyeceğim diyor Yiğit. Çok yüz veriyorsun buna. Zamanında kullandın. İşe yarayacağı kadar yaradı. Abartıyorsun artık. O senin dostun ya da dert ortağın değil. Ben sana Yiğit geri dönmeyeceğim diyor diyorum. Sen ne konuşuyorsun ya? Bana bak. Yiğit'e zaman vereceksin. Huysuzlukla, geçimsizlikle olmaz. Karnındakine Allah'a sığınıp ya sabır diyeceksin. En büyük dönemeci döndün sen. O yılandan kurtuldun. Okyanusu geçtin. Bu fevriliğinle derede boğulma içler. Fırat'ı kendinden uzak tut. Nedenini bilmiyorum ama ne zaman senin yakınında görsem
Şurama bir sıkıntı çöküyor. Adamın bakışlarına bile tahammülüm yok artık benim. Ben de senden akıl almaya tahammül edemiyorum biliyor musun anne? Benim artık hiç tahammülüm yok. Benim bir de artık neyim yok biliyor musun? Benim artık sabrım yok. Yiğit, ben seni Mert'in odasında zannediyordum. Kaçtım. Yani dört dönüp uyandırmayayım diye attım kendimi buraya. Yani çok saçma olacak ama... yani adettendir. İyi misin? Vallahi çok saçma bir cevap olacak ama... ben iyi olup olmadığımı bile bilmiyorum. Nura, Mert'e, hatta yeni doğacak çocuğuma yaptıklarımdan sonra iyi değilim, kötüyüm diye ağlamaya hakkım var mı? Onu da bilmiyorum. Yani böyle olmasını istemedi Yiğit. İstemezdin de zaten. İstemedim. İstemedim ama istemediğim ne varsa olacağıydı. Kaç tane kalp kırdım ben. Peki şimdi kaç tane kalp daha kıracağım? Yani daha kıracağım çok kalp var derken izlere direniyorsun, doğru mu anlıyorum? Ben üzerime düşenlerin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Aklım, vicdanım bana yapmam gerekenleri İclal'den daha yüksek sesle söylüyor. Emin ol. Ama kalbim, yani kalbim çocuğuma Mert'e rağmen, yeni doğacak çocuğuma rağmen beni hala nasıl durduruyor? Yani bir ses bana dur diyor. Bir şeyler doğru değil diyor. Ya ben kendimi geçtim, çocuklarım için en doğrusunu yapmak istiyorum ama içimdeki ses bana... çok ama çok yanlış yaptığımı söyleyeceğim.